Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli seyirciler, bugünkü sohbetimde affetmek Ali cenaplıktır, erdemliliktir. Bundan söz etmek istiyorum. Hayatta görüyoruz ki bazen Kardeş kardeşe, ölürsem ölüme gelme, ölürsen ölüne gelmeyeceğim. Ne var? Dünya niza değer mi? Rahman olan Allah'ın koluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. Şefkatle, merhametle, muhabbetle görevli olduğumuz halde incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle birbirimize sırt çeviriyoruz senin gibi gelin olmaz olsun dedi diye ömür boyu kayınvalideye küstürmek veya gelin hanım kayınvalideye bir şey söylemiş bu sefer kayınvalide onu düşman görüyor bunlar böyle değmez değerli seyirciler Yüce Rabbimiz bakın settarül uyuptur gaffarü zünüptur yani gafur ismi şerifinin affedici, settar hataları örten afuv, kusurları örten isimlerinin sahibi Rahman, Rahim Erhamurrahimin sevgili peygamberimizin Ayşe annemize öğrettiği dua Allahümme inneke afuvvün tuhibbul fafu anni Allahümme affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle. Sevgili Peygamberimizi ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. seni bütün alemlere rahmetimin, merhametimin sembolü olarak gönderdim. Öyleyse biz de yaratana tazim, yaratılmışa şefkatle, merhametle, muhabbetle görevliyiz. Sevgiyle bakır altın olur, zindan saray olur, viran umran olur, acılar tatlı olur. Değerli seyirciler, öyle olunca bakın sevgili peygamberimiz kimleri nasıl affetmiştir? Mekke fethi için hazırlık yapıyor Efendimiz. Niye? Müşriklerle bir anlaşma yapmıştı. O Hudeybiye anlaşmasını hatırlayın lütfen. Anlaşma maddelerini müşrikler ihlal ettiler. Ve böylece onların üzerine yürümeyi onlar hak etti. Mekke lideri Ebu Süfyan geldi. Efendimizle görüştü ama maddeyi de ihlal etmişti tabii kendisi. Sahabe-i kiramla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer efendilerimizle ne olur söyleyin bize, e, harp ilan etmesin. Yine devam etsin bu anlaşmalar diyordu. Onlar da Ebu Süfyan biz bir şey söyleyip de seni güvendirmeyelim. Yani peygambere fikir telkin etmek kimin haddine? O emreder, biz yaparız. O kadar. Ebu Süfyan, Hazreti Fatıma'nın evine gitti. Büyük kadın. Ne olur, tarihi bir görev yap. Baban seni çok sever. Söyle, bu maddeler devam etsin. Ebu Süfyan, bir söz söyleyip seni güvendirmiş olmayayım. Babam, Allah'ın Resulü emreder, biz yaparız. Hazreti Hasan da beş yaşlarında şu torununu çok sever Fatıma, şu çocuk devreye girsin, bir emriyle Mekke'yi ayağa kaldıran, bir emriyle Mekke'yi oturtan insan ne durumlara düşmüş bakın, beş yaşındaki çocuktan medet bekliyordu. Sonra kızının evine gitti. Kızı kim? Kızı Ümmü Habibe annemiz. İslam'ın ilk günlerinde Müslüman oldu eşiyle birlikte <laughs> Habeşistan'a gitmişti şimdiki adı Etiyopya. Orada eşinin ölümü üzerine Ümmü Habibe annemiz vatan garibi oldu. Mekke'ye dönse baba küfrün başı, anne küfrün başı küfre döndürecekler, dönmezse öldürecekler. O yüzden sevgili peygamberimiz elçi gönderdi Necaşi'ye. Benim adıma nikahla Ümmü Habibi. Ümmü Habibi annemiz de bu işe çok memnun olmuştu. İşte oradan, Etiyopya'dan, Medine'ye gelmişti. Yıllardan beri görmediği kızının evine gitti. Ondan yardım isteyecek Ebu Süfyan. Yaşlı adam, yorulmuş, bir mindere kendini attı. Ümmü Habibi annemiz, kalk oradan dedi, oturamazsın o mindere. Ne var kızım, ne olmuş? Yani bir minderi bana layık görmüyor musun? O mindere peygamber vücudu dokundu. Sen kafir vücudunla oturamazsın. Eyvah! Buna hiç söz söylenmez diyerek Medine'den ayrıldı. E, Mekke'ye döndü ama anlaşma yaptım. Rahat olun mu desin? Silaha sarılın mı desin? Nitekim Mekkeliler toplandılar etrafa. ne başarısız lidersin yahu. Ne yaptığın belli değil, dediler. Şimdi sevgili Peygamberimiz e, hazırlık yapıyor. Mekke'ye gidecek ama son derece gizli tutuyor. Niye gizli tutuyor? Hatta bakın Ayşe annemiz bile bilmiyor. Hazreti Ebu Bekir zeki insan biraz hissetti. Ayşe dedi bir azık hazırlıyorsunuz. Evet. Nereye gidilecek bilmem. Efendimiz'den sordu. Ya Resulullah nereye? Mekke'ye ama Ebu Bekir son derece gizli. Niçin gizli tutuyor Allah'ın Resulü? Çünkü eğer ilan edilirse Mekkeliler de silahlanır, karşı koymaya çalışır. Öyle olunca ne olur? Onlardan da kan dökülür buradan da. Bugün müşriktirler ama yarın Müslüman olacaklar. O yüzden kan dökülmeden tavşanı ininde avlamak istiyordu gizli tutuyor ama bakın sahabe-i kiramdan biri Hatıb-ı Nebi Belta'a diye bir zat, şarkacı Sare'ye bir miktar altın veriyor, bir de mektup veriyor. Bu mektubu götür Mekke'de filan filan kişilere ver diyor. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ali Hazreti Miktad'a görev veriyor. Hah bahçesi yakınında bir kadın gidiyor. Kadında mektup var. Gidin ve o mektubu alın gelin. Aynen Efendimizin tarif ettiği yerde beş kişilik müfreze kadını yakaladılar. Sende mektup var. Buyurun eşyam arayın. Ya mektup yok eşyanın içinde. Diğerleri gidelim dedi ama Hazreti Ali Efendimiz hayır. Hayır kadın bak sende mektup var çıkar şu mektubu. Soyarım seni. Nasıl Müslümansınız? Bir kadını nasıl soymak istersiniz? Allah'ın Resulü doğru söyler. Bak bu kılıcı başına indiririm. Çıkar şu mektubu. Baktı ki iş ciddi, siz şöyle durun da çıkarayım dedi. Saçlarının arasından mektubu çıkardı. Kim yazdı? Hatip yazdı. Getiriliyor huzur. Hatip de getiriliyor. Hazreti Ömer, ya Resulallah müsaade buyur da şu adamın boynunu alayım. Ömer sabırlı ol, bu Hatip Bedir'e iştirak etmiş bir yiğittir. E, niçin yazmış öğrenelim. Hatip bu mektubu sen mi yazdın? Evet ben yazdım. Niçin yazdın? Ya Resulallah. Ben asıl olarak Mekkeli değilim. Dışarıdan gelip oraya yerleşmişim. Benim eşim ve çocuklarım bu müşriklerin ellerinde. Yani ben bu mektubu onlara gönderiyorum bir kıyak geçeceğim onlara da. Onlar eşime ve çocuklarıma zarar vermesinler diye. E bu bile doğru değil ama bakın sevgili peygamberimiz Hatıbı affetti. Mekke fethi günü düşünün. Yani dünkü katiller, dünkü caniler, baş eğmişler. Bizi hangi çeşit ölümle öldürse haklı değil ki diye düşündükleri sırada sevgili peygamberimiz Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum. La tesribe aleykumul yevm. Kınama yok bugün size yağfirullahu lekum demişti ya Hazreti Yusuf kardeşlerine Rabbim sizi affeder o en büyük merhamet sahibidir dediği gibi bu ayeti okuyor ve izhebu fe entümü tulaka isteyen Müslüman olsun isteyen de zarar vermemek şartıyla kendi inancında kalsın deyince biraz önce de Hazreti Bilal ezan okuyor bu tabloyu gören Attab ne Esit Babam hele ki erken öldün de bugünleri görmedin diyordu. Ama Peygamberimiz de böyle söyleyince la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye ilk iman eden oldu. Efendimiz de onu Mekke'ye vali olarak atadı ve şu ayet gerçekleşti. Ve zekru'nü nimet aleykum iz kuntum ada en fe'ellefe beyne kulubikum. Hatırlayın ki siz bir zaman birbirinizin can düşmanıydınız. Ateş uçurumunun kenarındaydınız da Allah sizin gönüllerinizi birleştirdi, kardeş oldunuz. Allah ayetlerini size böyle hatırlar. Nefret sevgiye, küfür imana döndü. Vala testü'l hasenatu ve'l seyyie. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle giderin. Göreceksiniz ki sıcak bir dostluk meydana gelecek. Bakın rahmet peygamberi kimi affediyor? <laughs> Amcası, Allah'ın aslanı Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşiyi affediyor. Bunu planlayan Ebu Süfyan'ın eşi Hindi affediyor. Ebu Süfyan'ı affediyor. Evet. Kimleri affediyor daha sevgili peygamberimiz? Kızı, sevgili peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep devenin üzerinde hamile giderken Hubar diye bir adam o ok katışlarına hedef ediyor ve Hazreti Zeynep deveden düşüyor, bacağı kırılıyor çocuğunu kaybediyor. Annesi Hazreti Hatice daha önce vefat etmişti. Aylarca hasta yatakta yatıp Efendimizin de gönlünü yaralayarak vefat ediyor. İşte bunun katili aman ya Rabbi bu ne büyüklük. Hem de zafer gününde bu başarı gününde böyle bir katil affediliyordu. Ebu Cehil'in gelinini affediyor. Eşi yani Ebu Cehil'in oğlu İkrime de korkusundan kaçıp gitmişti. Ee, İkrime'nin eşi dedi ki eşim gelse onu da affeder misin? Onu da affederim. Gelsin. Haber gönderdi. O da geldi. Ge i̇çeriye gireceği sırada Efendimiz ashabı uyardı. Ashabım biraz sonra Ebu Cehil'in oğlu İkrime gelecek. Rica ediyorum babasından söz etmeyin. Efendimiz kapıda karşıladı. Hoş geldin İkrime derken cübbesi omuzundan yere düşüyordu. Sevgili peygamberimizin dizinin dibine çöktü. Beni niye davet ediyorsun dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye davet ediyorum diyorum. Efendimiz ona sordu. İkrime senin benden bir arzun var mı? Gerek yüzüne gerek kıyabına çok hainlik ettim. Ne olur dua et Rabbim beni affetsin. Efendimiz de dua etti. Ya Rabbi ikrimenin amma yüzüme, amma kıyabıma yaptıklarından dolayı hesaba çekme affet deyince ikrime hüngür hüngür ağlıyor. Beni hoşnut ettin. Allah da seni hoşnut etsin. Putlar uğruna yaptığım mücadelenin iki mislini senin davan uğruna yapacağıma söz veriyorum diyordu. Ve Yermük Savaşı'nda Hazreti Halid İkrime'yi uyarıyor. İkrime bu kadar pervasız olma. Kardeşim sen bize lazımsın dediğinde Halit sen erken iman ettin. Benim babam gavur olarak can verdi. Allah aşkına çekil önümden diyor ve Yermük Savaşı'nda Hazreti İkrime şehit oluyordu. Evet değerli seyirciler sevgili peygamberimiz Ayşe annemize soruluyor. Ahlakı nasıldı? Lem yekun fahişen ve la mütefahişen. Kötü sözlü, çirkin ağızlı değildi. Sokaklarda bağırıp çağıran bir şey kimse değildi. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Hoşgörülüydü, affediciydi. Evet. Kendisi için yapılan işten intikam almazdı. İntikam peşinde olmazdı. Allah'ın yasağı çiğnenince ceza uygulardı. Zatürrika seferi dönüşünde Gavres isimli müşrik bedevi Efendimiz ağacın altında dinleniyor. Elinde kılıç peygamberimizin başında dikiliyor Gavres. Men iyi bin minni benim elimden kim kurtarır seni? Sevgili peygamberimizde panik yok, korku yok yattığı yerde Allah. Yani adama nasıl tesir ediyor? Sanki ceryana çarpılmış. Kavres yerde Efendimiz ayakta. Efendimizin elinde kılıç. Ve men yasımun imenni. Benim elimden seni kim kurtarır? Kulun kölem olayım. Ben ettim sen etme. Efendimiz serbest bırakıyor. Evet kavresi serbest bırakıyor. Hayber'de e, zehir peygamberimizi zehirlemek isteyen kadını bağışlıyor. Sahabe öldürmek istiyor. Ashab-ı kirama da izin vermiyor. Peygamberimizi zehirlemek isteyen kadına kendi bağışlıyor. Öldürmek isteyen ashaba da izin vermiyor. Mekke'de Efendimiz panayırlara dolaşıyor. İnsanları İslam'a davet ediyor. Hanife oğulları lideri Sümame çok yakışıksız, saygısız, kaba davrandı. Ve bu adam bir gün oldu, Efendimizin müfrezesi tarafından esir edildi. Geldi, Mescid-i Nebevi'nin direğinde bağlı. Efendimiz evinden yemek gönderiyor. Bir gün oluyor, Sümame Müslüman olmaz mısın? Bana bunu deme sırtımda taş çekeceksem taş taşıyayım ama bana Müslüman ol deme. Peki. Birkaç gün geçiyor. Sümame diyor ki sen bana bir teklifte bulundun ben kabul etmedim. Ben sana bir teklifte bulunsam kabul eder misin? Nedir teklifin? Beni serbest bırak ben gideyim. Serbestsin. Hakikaten serbest gidiyor. Medine'nin dışına çıkınca şöyle düşünüyor. Hain nefsim. Bu zat beni öldürse haklı mıydı? Haklıydı. Kanlı bir katili öldürmüş olurdu. Benden yüksek miktarda meblağ istese haklı mıydı? Haklıydı. Ben de öder miydim? Öderdim. Peki ben burada esir miydim, misafir miydim? Bana yapılan muamele, misafirlik muamelesi. Hain nefsim, nereye gidiyorsun? Dön de iman et ve sümame dönüyor ve iman ediyordu. Sevgili Peygamberimiz, bir mü'min hatasından dolayı özür dilerse, özrünün kabul edilmemesi büyük vebaldir. Yani bazen bir taraf özür diliyor ama karşı taraf ısrar ediyor. Kin tutmakta ısrar ediyor. Ee, Sahabe-i kiram soruyor, Ya Resulallah, Hizmetçimi bir günde kaç defa affedeyim? Kulle yevmin seb'ina merrah. Bir günde yetmiş defa affet. Hizmetçini bir günde yetmiş defa affet. Hazreti Enes'e Peygamber Efendimiz Ya büneyye in kaderte en tusbiha ve tümsiye leyse fi kalbike hışşün lihadin fef'al Oğulcuğum yani kimseye gönlünde kin olmadan sabaha erersen ne güzel. Akşama gönlünde ruhunda kin olmadan erersen ne güzel. Yavrucuğum işte benim sünnetim bulur. Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Şu üç prensibe bakın. Efendimizin söylediği. Kişi affetmekle onun şerefi yükselir. Sadaka vermekle malı azalmaz, çoğalır. Tevazu etmekle kişi yücelir. Bu üç şeyi de bize sevgili peygamberimiz öyle hem de yeminle haber veriyor. Demek affetmekle yücelirmişiz. Peygamberimizin efendimizin affedici olduğunu görüyoruz. Rabbimizin affedici olduğunu görüyoruz. Hazreti Musa bir gün Ya Rab deyince Cenab-ı Hak buyur Ya Musa Ya Rabbi ben, ben kimim ki ben Ya Rab dedim diye sen buyur dedin Ya Musa birisi Ya Rab ey yaratan yaşatan Rabbim diye el açtı mı ona buyur dememekten haya ederim. Ya Rabbi, herhalde itaatkar kullara buyur dersin. Günahkar kullara da buyur diyecek değilsin ya. Ya Musa, itaatkar kullara buyur derim. Günahkar kullara buyur demezsem o zaman benim büyüklüğüm nerede kalır? Günahkar kul: Ya Rab diyor ona buyur dememekten haya ederim buyuruyor. Ve Rabbimiz femen afa ve asla fe ala alallah. Kim affeder, kim bağışlarsa onun ecri, ücreti Allah'a aittir. İmam-ı Azam Hazretlerine birisi bir tokat atıyor. Yahu İmam-ı Azam kim? Yani bugün dünya bir benzerini yetiştirebilmiş mi? Böyle bir insana tokat atılır mı? Ama cahil bu ya. İmam-ı Azam'a bir tokat atıyor. İmam-ı Azam Hazretleri "Ben de sana bir tokat atabilirim. Dinim bu izni veriyor ama ben sana tokat atmayacağım. Seni devlete şikayet edebilirim ama etmeyeceğim." sana beddua edebilirim. Dinim bu yetkiyi veriyor bana ama beddua etmeyeceğim. Rabbimin huzurunda kurulacak mahkemede senden davacı olabilirim ama olmayacağım. Deyince adam elini ayağını öpeyim beni affet diyor. Seni affettim de onun için bunları söylüyorum. Acaba sevgili peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz'i niye çok seviyor Ali Birisi sana kötülük etse ne yaparsın? İyilik ederim. Aynı adam tekrar kötülük etse ne yaparsın? Yine iyilik ederim. Aynı adam tekrar kötülük etse ne yaparsın? Yine iyilik ederim. Anladınız mı? Ali'yi niçin fazla sevdiğimin sebebini anladınız mı? Değerli seyirciler, Almanya'da bir camimizin yakınında kilise var. Din görevlimize dedim ki, Papazla görüşüyor musunuz? Görüşüyorum. Geçen dedi hatta bir Kur'an-ı Kerim hediye ettim. E, doğrusu hatır için kabul ettiğini sanıyorum. Hayır hem de okumuş. Dedi ki o kitabı bana verdiğin için size çok teşekkür ediyorum. İki ayet beni çarptı diyor. Yani çok etkiledi. Din görevlisi arkadaşım da diyor ben de merak ettim. Acaba bu ayetler bu kişiyi bu kadar hangi ayetler etkilemiş ola? Size şah damarınızdan daha yakınım ayeti. Evet, Allah görüyor, biliyor. Yaptıklarımızdan haberdar. Onun huzurunda hesaba çekileceğiz. Her cuma Kur'an'ın özeti gibi hutbelerin sonunda <laughs> değişik bir eda ve seda ile Nahl suresinin 90. ayeti okunur. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil Allah adaletle, hakka ayetle, ihsanla Allah görüyor, biliyor. Projektörü altında olduğunuzu emrediyor. Akrabanıza yardımla emreder. Ve enha anil fahşa hayasızlıktan, aklı selime, dini mübine aykırı cümle zararlı şeylerden ve bir başkasının malına, canına, ırzına, itibarına zarar vermekten men eder. Ya'zukum la'allekum tezekkerun. Aklınızı başınıza alasınız diye Allah sizi böyle uyarıyor. Yani demek ki e, o kişi de öyle diyor. Yani e, şah damarınızdan yakınım ayeti beni çok etkiledi. İkinci ayet de velatestevil hasenetu velesseyye iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle giderin. Göreceksiniz ki sıcak bir dostluk meydana gelecek. Velev yuahizullahun nase bima kesebu eğer Allah her günah dolayısıyla insanları cezalandıracak olsaydı yeryüzünde bir canlı kalmazdı. Ya hemen hemen ceza vermiyor. E, ihmal değil imhal ediliyor. Rahmandır, Rahim'dir. Tevbe kapısı açıktır. İnallahü lâ yağfuru en yuşreke bihi ve yağfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah kendisine eş koşulmasını affetmez. Onun dışındakileri affeder. Hele şu ayete de bakın. Kul yâ ibâdîllezîne esrefû alâ enfüsihim lâ taqnatû min rahmetillâh günah işlemekte ileri giden kullarıma söyle benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. İnna Allaha yafiruz zunube cemia. Allah dileyince bütün günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim. O gafurdur, rahimdir. Esirgeyen, bağışlayan Mevladır. Ee, tekrar ediyorum. Rahman olan, Rahim olan Erhamurrahimin olan Allah'ın koluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. Sevgiyle, merhametle, muhabbetle görevliyiz. Öyleyse <laughs> kin ruh kanseridir, mizaç bozukluğudur kinden, nefretten, öfkeden, düşmanlıktan, kırgınlıktan, küstürmaktan uzak durmalıyız. Her pazartesi ve perşembe günleri kulların günahlarını af ilan edilir. Melekler derler ki, Ya Rabbi filanla filan biri birine kırgın. Onlar da bu aftan yararlansın mı? Enzuru hadin hatta yastaliha. Onlar barışıncaya kadar bekletin. Ve Efendimiz buyuruyor, iki kırgın dargın kişinin arasını bulmak için giderken ayağınızı kaldırdığınızda Allah katında bir dereceniz yükselir, ayağınızı indirdiğinizde bir hatanız silinir. Yalan haramdır ama üç yerde sarsılan aileyi sağlamlaştırmak için, iki kırgın dargın kişiyi barıştırmak için ve savaşta düşmana galip gelebilmek için yalana benzer söz söyleyebiliriz. Bu hastalıklardan korunabilmemiz, sevgiyle, merhametle, muhabbetle yaşayabilmemiz için gelin mülkün sahibine el açalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamen Rahimin, Rabbül Aleminsin ahkemül hakiminsin, malikül mülksün, malikül mülüksün. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi ve saygı ile doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir ya Rab. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Lütfettiğin, Adede sayıya, rakama gelmeyen bunca nimet karşılığında sana karşı şükran görevini yapabilmeyi de nasip ve müessereyle. Bizlerden ayrılarak huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şahat, makamlarını cennet eyle. Hanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil şefaatçi eyle. Ya Erhamer Rahimin toprağın üstünde aziz ettin toprağın altında zelil etme mümin doğduk, mümin yaşamayı iman-ı kamille hüsnü hatime ile sana dönebilmeyi nasip ve müessere ile Ya Erhamer Rahimin sana layık kul Habibine layık ümmet eyle Kur'an'ı hadim millet eyle Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma Sevince çevirmediğin bir keder bırakma Ödetmeyeceğin bir boş bırakma ekranları başında el açıp da dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Şu konuda da dua edilse de şu insanlar amin deseydi diye gönüllerinden geçiren kardeşlerimizi korktuklarından emin, umduklarına nail eyle ya Rab. Ya Erhamer Rahimin, bayrağımızı daim, hezan, ezanımızı hakim eyle. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur ihsan eyle. Birliğimizi, dirliğimizi ihlal etmek isteyenlere fırsatlar verme. Kutsal değerlerimizin bekçiliği görevini yapan kahraman askerlerimizi ve emniyet güçlerimizi sekinetinle teyit eyle. Melekler ordunla teyit eyle. Moral gücü yağdır. Ya Erhamer Rahimin. Ya mücibe deavat, sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ahir ve akıbetimizi hayriyle, ile cennet ve cemalinle ikram eyle. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için el-Fatiha.